Gündem dışı ikinci söz, Mersinli'nin sorunları hakkında söz isteyen Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'e aittir. Buyurun Sayın Gökçel. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, Mersin tarım ve ticaret kenti, aynı zamanda bir liman kenti, ülkemizin lojistik merkezi, dünyaya açılan kapısı. Mersin Limanı 1962 yılında faaliyete geçti. 2007 yılında da özelleştirildi. Bu özelleştirilmedeki amaç neydi? Mevcut limanın özelleştirilmesinden elde edilecek kaynak, yapılması düşünülen Mersin Ana Konteyner Aktarma Limanı ve Çandarlı Limanı'nın fizibilite çalışmalarını yapmak. 2010 yılı yatırım programının uygulanmasına dair kararda şu ifadeler yer alıyor. Lojistikte artan trafiğe çözüm getirecek büyük limanların oluşturulması için çalışmalar başlamıştır. Demek oluyor ki Türkiye'nin en büyük limanı olacak Mersin Ana Konteyner Aktarma Limanı'nın fiilen çalışmaları başlamış. Mersin Ana Konteyner Aktarma Limanı projesi 9 ve 10. 5 yıllık kalkınma planlarında yer almıştı. Lojistik merkezi olarak ülkemiz ve Mersin mükemmel bir konumda. Mersin mevcut liman ve yapılması düşünülen konteyner aktarma limanı ile öne çıkan kentlerin başında geliyor. Mersin lojistik merkezi olmak için biçilmiş bir kaftan. Elde bir proje var, çalışmaları başlamış. Mersin ana konteyner aktarma limanı bu liman. Projenin derhal hayata geçirilmesi gerekirken gelin görün ki fizibilite çalışması bitmiş, projesi bitmiş bu liman 11. kalkınma planında bütün itirazlarımıza rağmen Doğu Akdeniz Konteyner Aktarma Limanı projesi olarak yer alıyor. Mersin ibaresi neden çıkartıldı? Soruyorum size arkadaşlar, neden çıkarttınız? Mersin'de bu liman olmazsa olmaz. Değerli milletvekilleri, şu anda mevcut liman kapasitesiyle ihtiyaca karşılık vermiyor. Hal böyleyken mevcut liman işletmecisi açgözlülük yaparak Mersin'in kalbine hançer gibi saplanacak, silüetini bozacak, çevreyi kirletecek yeni bir rıhtım projesi yapmaya çalışıyor. Bunu kabul etmek asla mümkün değil. Mersin'in ve ülkemizin kaderiyle oynamaya kimsenin hakkı da yok, haddi de yok. Mersin Ana Konteyner Aktarma Limanı hayata geçerse 12.8 milyon TEU kapasitede olacak. Bu dünyada konteyner taşımacılığında müthiş bir rakam arkadaşlar. Müthiş bir rakam. Değerli milletvekilleri, Mersin'de tüm kent dinamikleri aynı soruyu soruyor. Ne oldu da bu yatırımdan vazgeçiliyor? Ne oldu? Mevcut liman işletmecisi para kazansın diye mi vazgeçildi bu projeden? Mersin'in adı neden kalkınma planından çıkartıldı? Bunu mutlaka Mersinlilere açıklamanız lazım. Eğer cesaretiniz varsa açıklayın. Mevcut liman işletmecisinin kente hançer gibi saplanacak rıhtım projesine ÇED sürecini beklemeden, yargı kararını beklemeden bakan temel atmaya gidiyor. Merak ediyorum. Sayın Bakan, sizin buradan ne çıkarınız var? Nedir derdiniz sizin Mersin'le? Değerli arkadaşlar, eğer Mersin Ana Konteyner Aktarma Limanı projesi hayata geçmezse Asya ve Orta Doğu küresel ticareti önce Laskiye Limanı, oradan da Pire üzerinden İtalya'ya geçecek. Ülkemize gelecek döviz bu ülkelere gidecek. Buradan bütün Mersinli siyasilere sesleniyorum. Gelin hep birlikte bu limanın Mersin'e yapılması için mücadele edelim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer ve Mersin Ticaret Sanayi Odası aynı çağrıyı yapmıştı. Bu kürsüden ben de açık çağrı yapıyorum. Mersin Milletvekilliği yapmış Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan, Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz, Behit Çelik, Zeki Hakan Sıdalı, Rıdvan Turan, Fatma Kurtulan, Olcay Kılavuz, Baki Şimşek,
Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 13 ilçe belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşları, odalarımız, borsalarımız, gelin hep birlikte bu yatırımı Mersin'e kazandıralım. Cumhuriyet Halk Partisi tamamlayın sözlerinizi. Tamam şundandır. Tıkalı sen kulaklar var. Sağır kulaklar var. Görmeyen gönül gözleri var. Onun için bağırıyorum. Mersinli için bağırıyorum. Ülkem için bağırıyorum. Başkanım özür dilerim. Tamamlıyorum. Buyurun. Açtım mı? Cumhuriyet Halk Partisi Mersin milletvekili olarak ben Cengiz Gökçel, Alpay Akbel, Sayın Ali Konak Mahir Paşarır hep birlikte Mersin ana konteyner aktarma limanının Mersin'e yapılması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gelin Mersin olarak böyle bir yatırımı masada kaybetmeyelim. Milyarlarca dolar geliri Laskiye'ye, Pire'ye kaptırmayalım. Ana konteyner limanını Mersin'e yapalım. Mersin'e! Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.